Navbatdagi masalalar, 9-masala. Romning bitta diagonali 4 ga teng, tomoni 2 izosda 5 ga teng. İkinci diagonalini toping. Romning ikkita diagonali va tomonini bog'lovchi mana bu formuladan foydalanamiz. D1 kvadrat qo'shuv D2 kvadrat 4A kvadrat formuladan foydalanamiz. Bu yerda D2 ning o'rniga 4 qo'yamiz. D1 noma'lum, A ning o'rniga 2 izosda 5 qo'yamiz. Bu holda D1 kvadrat qo'shuv 4 ning kvadrati 16 teng 4 ko'paytiruv mana bu sonning kvadrati. 4 ko'paytiruv 5. Bu yerdan D1 kvadratni topamiz dastlab. Va 4 kere 5 20, 2 ga ko'pay 4 ga ko'paytirsak 80. 80 16 bu 64 ga teng. D1 kvadrat 64 ga teng. U holda D1ning o'zi 8 ga teng bo'ladi. Shunday qilib javob D1 8 ga teng ekan. Mana bu diagonal. Navbatdagi masala. Romning diagonallari berilgan 6 va 8 ga teng. Romning tomonini toping. Yana mana shu formuladan foydalanamiz. Yana diagonallar berilgan. D2 ning o'rniga 6 yozamiz. D1 ning o'rniga 8 yozamiz va bu tenglikdan A ni topamiz. Demak 4a kvadrat noma'lumni men chap tomonga yozaman. Bular 8 ning kvadrati qo'shuv 6 ning kvadrati teng 64 qo'shuv 36 teng 100 ga. Demak a kvadrat 4 ga bo'ladigan bo'lsak 25 bo'ladi. A ning o'zi 5 ga teng ekan. Shunday qilib romning tomoni 5 ga teng ekan. Navbatdagi masala. Romning o'tkir burchagi 30 gradusga teng, perimetri 32 ga teng. Uni mana bu kichik diagonalni toping. X ni topamiz. Dastlab romning perimetri berilgan bo'lsa, biz undan tomon romning tomonini topa olamiz. Chunki romning perimetri 4a ga teng. 4 ko'paytiruv, bu 4 ta tomon hamma tomonlari teng, shuning uchun 4a bo'ladi. Perimetr 32 ga teng bo'lsa, bu holda A tomon 8 ga teng bo'ladi. Demak, romning tomoni 8 ga teng ekan. Bu yerda x ni topishning bir necha xil yo'llardan foydalanishimiz mumkin. Mana bu yerda masalan kosinuslar teoremasidan foydalanishimiz mumkin. Mana bu uchburchakda ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan. Uchinchi tomonni topishimiz kerak. Kelinglar kosinuslar teoremasidan foydalanaylik. X kvadrat teng 8 ning kvadrati qo'shuv 8 ning kvadrati minus 2 8 ko'paytiruv 8 kosinus 30 gradus teng. Bu yerda 8 ning kvadrati 2 ko'paytiruv 8 ning kvadrati 8 ning kvadratini qafsdan chiqarsak bu yerda 2 qoladi minus 2 kosinus 30 gradus. Kosinus 30 gradus izostida 3 taqsim 2 ga teng. Demak 2 izostida 3 taqsim 2 ga teng ekan. İkiler qisqarib ketadi. İldiz çıxaradigan bo'lsak, x teng 8, ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3. Shunday qilib, romning kichik diagonali 8, ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 ga teng. Navbatdagi masala, 12-masala. Romning tomoni 6 ga teng. Diagonali, kichik diagonali yon tomon bilan 75 graduslik burchak hosil qiladi. Romning mana bu uchidan yon tomoniga tushirilgan perpendikularning uzunligini toping. Ya'ni x bilan belgilangan shu x ni topamiz. Romning diagonali uni burchagini teng 2 ga bo'ladi. Chunki romning diagonali shu burchakning bisektrisasida yotadi. Demak bu 75 bo'lsa, demak mana burchakning o'zi 2 ko'paytiruv 75 gradus. Masalan, B bilan belgilaydigan bo'lsak,
B bölçek 2 köp aytırı 75 gradus değil 150 gradus eken. Bana mı A bilen belgilap koyalım. O halde A ve B bölçekler yığındısı 180 gradus eken. B 150 gradus olup ya da A'nı tapamız. 180 gradus minus 150 gradus 30 gradus burada. Demek ki A bölçek 30 gradus eken. Demek ki bana bu bölçek ham 30 gradus eken. Romun tamamını 6 getirin. Romun hama tamamları 6 getirin burada. Bana bu tamamını üstüne 6 yazıp koyarız. Mümkün kadar meseleler geçti. Artık 3 bölçeğini alışmamız gerek. 3 bölçeğini 3 bölçek arkalıyım. Yani şu normalini bağlaşmamız gerek. 3 bölçeğini bir tamamlarını ya da bir bölçeğini topuşken hareket kılalımız da ki şu normalini bağlayımız. Bana bir de doğru bölçeğini 3 bölçek 3 bölçeğini karayımız. Bana bu 3 bölçeğini karayımız. Yukarıdaki 3 bölçeğini karayımız. Bu 3 bölçeğinde x katet 6 hipotenuza katet karşısındaki bölçek 30 gradus. Demek biz sinustan faydalanışımız mümkün. Sinus 30 gradus den x taksım 6. Sinus 30 gradus 1 taksım 2 geten. Demek x den 6 küp aytırı 1 taksım 2. 3 geten. Şunda yakalıp cevap. Bana bu balantlik perpendikülerinin uzunluğu 3 geten. Bu Romney balantlığı. B3'den 2 de balantlik çürüşümüz mümkün. Bu tamamen geç çürüşümüz mümkün. Ya ki bu tamamen geç çürüşümüz mümkün. Her iki de balantlık hem bir kıl buladı. Teng buladı. Kengi mesela. Romney diagonalları verilgen. 8 ve 6 geteyim. Bana bu diagonalın, katta diagonalın tamamen bilen hasıl kılgen bürçeğinin tangensini tapayım. Yani tangens alfanı tapamız. Romney diagonalı 6 geteyim. Bu kalda Romney diagonalları kesiş noktası da teng 2'ye bölünadı. Bu 6 olsa onun yarımı bana bir 3 buladı. Yani 3 hemen de 3 yazamam. Bu hamas 8 geteyim olsa bana bu kesme 4 geteyim buladı. Demek bana bu doğru bürçeğiyle 3 bürçek. Romlu diagonalları 90 gradusluğu bürçek aslında da keşişladı. Doğru bürçeğiyle 3 bürçeğinin katetleri 3 ve 4 geteyim iken. Yani şimdi biz bunun tangens alfanı tapışımız mümkün. Tangens alfa teyim. Bürçek karşısındaki katetini, yani 3'ünü buramız ikinci katetki, yan katetki. Şuna kadar cevap tangens alfa 3 taksım 4.